Devam edelim. Kaya Temel bizimle Galatasaray mücadelesinin ayrıntılarını konuşacak. Kendisine tabii söz vereceğiz. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Ben i̇yiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ağırlıklı olarak tabii ki Galatasaray'la ilgili sorularım var ama genel olarak şöyle dün akşamı bir değerlendirmeni de rica edeceğim. Çünkü hepimiz daha fazlasını bekliyorduk. Tabii ki yani e, özetlemek gerekirse tek kelimeyle Avrupa'da dökülüyoruz. Hı -hı. E, maalesef alınan sonuçlara baktığımıza e, göre Galatasaray 8. sırada şu an. Fenerbahçe 13. sırada, Beşiktaş 3. 36. sırada yer alıyor UEFA'da. En son e, sıralamadayız. Hı -hı. Yani genel olarak baktığımızda beklentilerimiz çok yüksek. Evet Süper Lig'de kurduğumuz kadroları e, tartışıyoruz, eleştiriyoruz. Hangi takım daha çok ön plana e, çıkacak diyoruz ama maalesef ki Avrupa nezdinde bunları göremiyoruz. Likte birbirimizi yemeyle devam ediyoruz yani e, tabiri caizse. Hı hı. Çünkü e, Avrupa arenası çok farklı bir arena her zaman söylüyoruz. E, bazen işte Galatasaray'ın oynadığı e, mücadeleye değineceğiz sen de ifade ettiğin gibi ama böyle hani çok düşük bütçeli e, takımlarla karşı hı hı. karşıya geliyorsunuz. Anadolu kulüpleriyle kıyasladığınız zaman belki onların bile altında e, olabilecek takımlardan hı hı. bahsediyorsunuz. Yani aslında e, stadyum bir bile e, biraz bunu bize gösteriyor. Takımı ya çok kesinlikle. tanımaya bile gerek yok. Evet evet katılıyorum. Çünkü e, Avrupa nezdindeki statlar işte Letonya e, baktığınız zaman futbolu çok düşkün bir ülke değil. E, dün zaten oradaki arkadaşlarımız sürekli bunu dile getirdiler. Hı -hı. Bir maçın olduğunun bile e, farkında değiller. Orada Hı -hı. oynanacak mücadelenin. Yani e, bu tür rakiplere karşı zorlanarak e, galibiyet alınmaması öndeyken beraberleri e, yakalattırmak yani çok ilginç geliyor bana. Aynı şekilde mesela evet Beşiktaş kendi evinde oynadı ama e, rakibi biraz daha güçlüydü. E, Frankfurt'a baktığımız zaman e, önemli isimler da ama Beşiktaş yine mücadelesini izlerken e, herkes keyif almıştır. Çünkü ortada bir mücadele vardı. Evet. Beşiktaş evet skor yapamadı, tabela yapamadı ama e, bir mücadele olduğunu gördük. Fenerbahçe mücadelesine değinecek olursak Twente ile çok zorlu bir rakip aslında Twente e baktığımızda. Hani e, isim olarak kağıt üzerinde baktığımızda Fenerbahçe rahat geçer diyebiliyoruz ama deplasmanlarda çok büyük sıkıntılar çekebiliyor. O maçında zaten anahtarı Amrabat olmuştu. Yani Twente yakaladı net pozisyonları atsa Belki yine farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Yani toparlayacak olursak gerçekten Avrupa'da başarısızız ve dökülüyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Bunun üzerine yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bütün kulüpler zaten yaptıkları transferlerde bunları işaret ediyorlar ama bunun sahaya yansıdığını göremiyoruz Avrupa'da. Peki şöyle Galatasaray skola mücadelesini istersen detaylandıralım. Ben az önce manşetleri de okudum ki e, neredeyse herkes benzer bir senaryonun yaşandığına vurgu yapıyor. Kasımpaşa mücadelesi ve Rigascola maçı ile ilgili. Orada da e, skoru koruyamadı Galatasaray. Burada da peki e, benzer senaryolar var ama e, tam olarak e, neden gerçekleşiyor? Skoru koruyamamak sence? Ya şimdi bu durumu şöyle özetleyelim. Fenerbahçe galibiyeti, PAOK galibiyeti Oynadığınız son iki mücadelede bu maçın üzerine artık gölge düşürdünüz aldığınız galibiyetlerle. Kasımpaşa karşısında rotasyona gittiniz. Orta sahayı tutamadınız. Evet, e, diyorsunuz ki rotasyona gittiniz, orta sahayı tutamadınız. Değişiklikleri e, eleştirdik. Burada bir mantık var. Bakıyorsunuz. Evet, e, inceliyorsunuz. Diyorsunuz ki oyuncu değişiklikleri işte orta saha o mücadelede tartıştık bunu defalarca. Tore er atılabilirdi. daha Son Sanchez oyuna girebilirdi ama e, bunlar tabii ki erken gelişen hamleler olmadı. beklenen hamleler yapılmadı. E, o simen sakatlığı oldu. Şimdi e, geliyoruz Rigas mücadelesine, e, sahaya bakıyoruz bu sefer Galatasaray'ın, evet Okan Hoca'nın çıkardığı 11, her zaman oynattığı 11 ve e, başarılı olan bir 11 zaten, e, kazanan bir de aslında. Burada tartışılacak bir nokta yok. Fakat yine de burada değişikliklere e, altını çizmek istiyorum ben. Hı. ya Şuhayi oyunu alıyorsanız o noktada Mertens'in çıkması lazım. Kaan Aya'nın oyundan çıkmasına ben bir anlam veremedim. Zaten dörtlü savunmayla 2-0'dan rakibinize 2-2'yi yakalatmışsınız. Üçlü savunmaya dönüyorsunuz. Yani bu daha bir tehlikeli riskli bir hareket. Bana göre benim düşüncem bu. Evet. O noktada değişikliklerin ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaraylı oyunculara baktığımda sahaya Galatasaray 11 kişi değil. 10, yani şöyle anlatayım. 10 tane Rus futbolcu vardı Galatasaray'da. Ben bunu gözlemledim dün. Bir kişiyi burada ayrı tutuyorum o da Yunus Akgün. Hı hı. Kendi çabasıyla, kendi performansıyla, bireysel özelliğiyle ön plana çıkmayı başardı. Nasıl Palk mücadelesinde gol katkısı sunduysa bu mücadelede de aynı katkıyı sundu. Ama geriye baktığımızda saha içerisinden bir tane bile ben Galatasaray'ın bu maçta ön plana çıktı diyemiyorum. Torreira rotasyonda dinlendirildi. Ben Torreira'nın evet. gerçekten t'sini göremedim sahada. Hani çok yorgun bir bitik bir Torreira gördüm ben. Çünkü ikili mücadelelerde de çok fazla ön plana çıkamadı. E dikkat ettim Krampon tercihi yine hatalıydı sürekli kaydı ayakta duramadı. Tekrardan bir Kerem Demirbay hamlesi geldi o noktada. Yani genel olarak Galatasaray'ın 2-0'dan böyle bir takıma 2-2'ye getirmek gerçekten inanılır gibi değil. Bu artık hem yönetim nezdinde hem teknik ekip nezdinde yol hatası olarak değerlendiriliyor ama umarım zincirleme hata olarak bu devam etmez. Galatasaray Alanyayla karşı karşıya gelecek şimdi hafta sonu Süper Lig'de. Yani evet iç sahada Kasımpaşa'ya karşı bir yol kazası denildi. Şimdi Riga deplasmanına gidiyorsunuz. Orada da 2-0'dan 2-2 geliyor. Yeniden kaza olarak adlandırılıyor. Ya burada bir problem var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü Oyuncuların da adaptasyon sürecinin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum ben. Hani ruh olarak sahada değil Galatasaraylı futbolcular. Bunu dün akşam görmüş olduk. Hep bütçe tartışması yaptık. Söylediğimiz gibi hani e, rakip takımın değeri Galatasaray'ın değeri evet. kağıt üzerinde baktığımızda. Ama bunların olmaması gerekiyor. Yani derbi karşılaşmasını hatırlıyorum. E, aslında gayet ruhlu bir Galatasaray'da vardı sahada. Ee, o günden bugüne ya e, da Kasımpaşa mücadelesi sonra Regas maçında ne değişmiş olabilir ki? Ya kesinlikle katılıyorum. Zaten e, PAOK mücadelesinde örnek verdik Aynen. ama ondan sonraki Kasımpaşa mücadelesine çıkıyorsunuz, bir rotasyona gidiyorsunuz. Hı -hı. Oyuncuları dinlendiriyorsunuz. Açıkçası benim gözlemim şu şekilde. Galatasaraylı futbolcular mevcut kadroyla, ideal kadroyla rotasyona gitmeden ne kadar çok maç üst üste oynarsa o kadar iyi. Galatasaraylı futbolcular rotasyona gittiğinde işte e, bu tabii ki futbolcuların doğal hakkıdır. Bundan sonraki söyleyeceğim sözler için bunu söylüyorum. Evet. E, dinlendirilmesi gerekir, izin verilir. Evet, bir gün izin yaparsanız zaten bir günlük izin verildi. Ardından çalışmalar devam etti Rigas'a karşı. Hı hı. Ama e, genel anlamda baktığımızda Galatasaraylı futbolcuların hepsinin bir, bir arada oynama alışkanlığını sürdürmesi gerekiyor ve çok fazla da rotasyona gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Olabilir. bu mücadelede Hı -hı. ideal kadroya döndünüz. Kasımpaşa mücadelesinde derin bir rotasyona gittiniz. Sahaya baktığınızda bu sefer performans alamıyorsunuz oyunculardan. Ve burada demek ki bir Hı -hı. sıkıntı var. Yani çok özgüvenli bir Galatasaray gördük. Oraya giderken de Galatasaraylı yöneticilerin açıklamalarına bakıyoruz işte. Osimen gibi yıldızı artık televizyondan izlenir gibi açıklamalar var. E, Icardi sahada olacak ama bırakın bunu rakip e, takım yapsın bunu Hı. hani e, şunu anlatmaya çalışıyorum burada evet Galatasaray'ı Avrupa'da e, başarılar elde etmiş dünya üzerinde tanınan bir e, takım zaten bunu rakip takım reklamını yapıyor Letonya çok fazla futbola değer vermeyen bir ülke ama e, kendi kulüpleri Rigas üzerinden bahsediyorum. Bunun açıklamasını yaptı. Icardi'yi göreceğiz, işte Osimeni göreceğiz gibi evet. e, sözler sarf ettiler. Bunu bırakın onlar yapsın. Galatasaraylı yöneticiler değil. Osimen demişken de burada Okan Hoca'nın açıklamasına hı hı. değinmek istiyorum dün akşamki basın toplantısında. Tabii. Yani e, Osimen Galatasaray için tamamen fırsat transferi oldu. Galatasaray Osimeni transfer etmeseydi. Ee, Okan Hoca ne yapacaktı bu noktada ben gerçekten bu sorunun cevabını arıyorum dün geceden beri hmm. çünkü e, o Simen Galatasaray'a piyango gibi vurdu gerçekten de oyun sistemi olarak Okan Hoca orada onu anlatmak istediğini düşünüyorum evet çok farklı bir oyun sistemi oluyor Simen'le beraber çünkü ileri uçta basan pres yapan koşan yerinde durmayan bir santrafor'dan bahsediyoruz bir yandan da sağ içerisinde çok fazla koşmayan usta ayak olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Evet. Aynı şekilde Mertens'ten bahsediyoruz. Bu oyuncuların hepsi bir arada sahada olduğu zaman önceden biz bunun için hakimizi Yeşil'e katıyorduk. Galatasaray evet. takımı koşmuyor ileri uçta. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyordu. Dün akşam da bu sıkıntının benzerini gördük. Ama Osimen'in katkısı evet yüzde yüz. Bunu inkar edemeyiz. Ama Osman Fakat Galatasaray gibi olmasaydı acaba Mauro Icardi için de soru işaretleri oluşmaya başladı şimdi. Ya yüzde çünkü e, oluşmasının sebebi şundan dolayı siz e, Osimen gibi bir fırsat transferi yapıyorsunuz hı hı. sezonun planlaması şu an Osimen üzerine benim gördüğüm Ocak ayında bir ayrılık evet, olmaz ise yani Galatasaraylı yöneticilere bunu sorduğumuzda ayrılma ihtimali sözleşme maddesi kesinlikle yok deniliyor ama ben şuna inanıyorum ki Osimen için Avrupa'nın dev kulüplerinden işte Chelsea örneği veriyoruz ama farklı ekiplerden ciddi bir teklif gelirse Osimen'in ayrılışına izin verilir. Bu noktada Galatasarayın kasasına yine o ödediği ücret geri e, iade edilebilir diye e, bir açıklama yapayım ben burada. Ama şimdi Icardi tarafından baktığımız zaman Osimen gibi bir profil olmasa, Batshuayi evet sezonu iyi başladı dedik, goller attı dedik. E, Icardi ve Batshuayi ikilisine kalmış olsaydı Galatasaray bence daha çok sıkıntı yaşayacaktı. Çünkü Icardi Galatasaraya ilk transfer döneminde o geldiği zamandaki Icardi değil. Bu bunu hiç kimse inkar edemez. Performans anlamında da değil. Ee, yani hani fizik anlamında evet Icardi kendini buldu ama hem koşu hem saldırı anlamında değil. Evet. Yine dün akşam ben Icardi'yi şu şekilde tebrik ederim. Orta alana gelip savunmaya gelip top almaya çalışıyor. <laughs> ya burada bir sizce sıkıntı yok mu? Icardi'yi topla buluşturmanız gerekmiyor mu sizin? Evet. Neden sizin santraforunuz orta sahaya gelip işte savunmaya kadar gelip işte savunmaya da yardıma geliyor cümleleri maalesef ki artık futbolcuları bu duruma sokuyor. Icardi gibi bir ayağınız varsa siz o e, futbolcuyu topla buluşturacaksınız. Bu hmm. kadar basit. Bunu da yani bu, maalesef ya, puan kaybı oluyor. Tabii ki bunu da yapamayacaksanız zaten çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor burada. E şimdi Rigas'tan örnek verelim. Futbolcunun ismi aklımda değil inanın. 9 numaralı santraforları vardı. Evet. Hani Maç sonu istatistiklere baktım. Topla buluşması Galatasaray'dan Mertens ve Icardi'den daha fazla. Evet. Yani özetliyor bu durumu diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz sana güzel özetledin. Ee, i̇yi sabahlar diliyorum hoşça kal. Rica ediyorum iyi sabahlar.